Herkese selam, Rakunok kanalındasınız. Biz de bir başka bölümle, daha doğrusu ikinci bölümle, toplamda 3 video, 3. video bu. İkinci bölümle karşınızdayız. Team Gizli Tehlike oyununda geçen bölüm yanlış yoldan gidip ekibi kaybettik. Bir tek Murat kaldı. Yanılmıyorsam ekibin şeyi doktoru. Diğer hepsi maalesef ki Hakk'ın rahmetine kavuştular. Bu sefer daha doğru yolu bulmak için geri bir noktaya döndüm. Buradan farklı bir seçim yapmayı düşünüyorum. Geçen seferkinden farklı bir seçim yaparak doğru sonuca doğru ilerleyeceğiz. Geçen sefer şeyi göremedik. Bir yerde bir sıkıntı oldu. Fotoğraf görünmedi burada. O fotoğrafı oyunun reklamında görebiliyorsunuz. Oradaki böyle bir korkuluk gibi bir şey, kıyafetli birisi işte, neyse artık o. O onu gördükleri şey o yani. Hatta ekibi maalesef ki etkisiz hale getiren de o yaratık. Şimdi karayolu mu helikopter mi? Geçen sefer hatırlamıyorum açıkçası. Şimdi karayolunu seçeceğim. Bakalım doğru yolu bulabilecek miyiz? Arazi aracı sıkıntılı olacak, Murat demiş. Ahmet'in bir görevde T3 gün tek kelime etmeni biliyor musun? Hatta bunun yan görevi var. O söylediğinin yan görevi var. Skynet ismini. Onu da oynayabilirsiniz. Bence çok güzel bir bölüm. Reklamları kaldırdık. Reklam yok şu an oyunda. Gece olmadan sınıra ulaşacaklar ve Tim komutanı da gece sınırdan geçme öneriyor. Suriye sınırına geçecekler. Hemen çıkın, geceyi sınırda bekleyin mi desem? Geceyi sınırda bekleyin diyelim. Sınırdan tekrar iletişim kuracak. Oyunu kulaklıkla oynamanızı tavsiye ediyorum çünkü arka plan sesleri de ortama uygun şekilde düzenlenmiş. Size oldukça şeye sokuyor, moda sokuyor yani. O açıdan kulaklık önemli. Şimdi dikkatli olun diye bir tavsiyemizi söyleyelim. Sınır 15 dakika yürüme mesafesi, tehlike yok. Sınırda geceyi bekle. Sınıra yaklaşacağız. Orada geceyi bekleyeceğiz. Daha sonrasında karşı tarafa geçeceğiz. Ahmet karakteri biraz şey, ekipmanları çok seviyor gibi görünüyor. Hazırlıklı olmayı seviyor gibi görünüyor. Ayrıca deli fişek, bir sürü şey madalyası var. Başarılı görev madalyasının yanında ölüm meleği brevesi de var Ahmet'in. Hatta bir görevde dediğine göre verselermiş, iki kere alabilirmiş aynı şeyi. Öyle bir detay da okumuştum. Bakın ne kadar ince düşündüğüne bir bakın. Yani termal dürbünle rakibine, işte düşmana bakıp onun sıcaklığına göre psikolojik ve duygusal durumunu değerlendiriyor. Ona göre operasyona yön veriyor. O şekilde bir şey. Neredeyiz? Sınıra çok yaklaşmışız. Kritik sınır gizli. Konum çok yakın. Evet. Mekana yaklaştık. Çevre sakin. Akşam üzeri radikal gruplar diyor. Olası tehditler. Ama burası boş gibi görünüyor. Bakalım. Sınırdan geçelim. Üst dediği toplanma yeri, gizli üs. Orada bir nehir var. Yol gösterelim. Biz onları bırakmayalım. Orada bir nehir var.
Bakalım nereye gelmişler. Evet, ırmağın kenarında. Hatta orada büyük bir ırmak daha var. Buradaki küçük dereye geçecekler. Muhtemelen sonrasında bu iki oluşan oradaki yarımadada diğer ırmakla arasında bir yerde gizli üs var arkadaşlar. Görsel inceledik. Ormanı boş arazatına güneybatıya doğru ilerleyin. Orada sizi bir araç bekliyor demiş. Sonra Murat bir koku fark etti sanırım. Yo, duman fark etmiş. Biraz yoğun sanki ama kötü kokuyormuş bir de ayrıca. O nehir burada, şurada küçük bir kayık var. Su durgun, karşıya geçebiliriz. Ağız genişliği 20 metre. Açıkta olacağız. Biraz hızlı olsak yeter. Ama kimse yok burada şu anda. Özür dilerim. Sisin sudan çıktığını fark ettiniz mi? Murat taktı kafayı sise. Suya dokunma dedi. Suya temas ettirmedi. Yani ilginç şeyleri gerek yok. Hem sis çıkıyor diyorsun hem suya dokunmaya çalışıyorsun. Reklamları satın aldığınız zaman herhangi bir bekleme yapmıyorsunuz. Doğrudan atlıyor reklamı. Toplanma yerine gizli üste vardık. Geç kaldınız. Koordinatta gönder. Gereksiz muhabbete girmeyeceğim. Geç kaldınız dedi. Komutan biraz sinirlendi. Bu gittiğimiz yer. Gittiğimiz yer ve bir şey görünmüyor. Görüntüyü inceledim. Neden görüntü bozuk? Oğlum buraları geçtik mi sanki? Bozuk diye bu şekilde göründüğü için buraya geldik. Yakında bakacağız diye düşünüyorum. Yolda bile çok ilginç şeyler gördük. Kimse yok. Bize değişmiş, terk edilmiş yerler. Çıplak gözle bakacağız. Daha görünmüyormuş oradan. Görüş varmış ama Allah Allah, gece olduğu için olabilir mi? Bu da gece görüntüsü şeklinde aynı görsel. Gece de aynı şekilde demek ki. Burada yazılı bilgiler de mevcut demiş. Hadi okuyalım o zaman. Sanki sis gibi ama gündüz çok parlak görünüyor. Neden koca daha gizlenmek isten gizlemişler. Diğer bilgiler hadi göz atalım demiş. Uydu görüntüsü başta düzgünmüş ve tanımlanırken bir şey görüntülemişler. Ha, bu başta okuduğumuz şey. Daha sonra bu görüntü ilginç bir şekilde yok olmuş. Sunuculardan silmiş. Bakalım başka bir şey yazıyorlar mı? Bir sonraki hamlede uydu görüntüleri alınmış. Uydu görüntü engellenmiş. Uzman görüşüm bu mu? İnsanların psikolojisi bozuk demiş. Canlı görüntü almak için İHA gönderilmiş. İHA'nın bağlantısı kaybolmuş. İHA yok olmuş. İkincisi de aynı şekilde müdahale edilmemiş. Sadece kaybolmuşlar. Sistemden düşmüşler. Neyse. Dicle'de zehirli bir atık var. Allah Allah. O duman ondan mıymış? Onu nasıl çözdünüz lan? Sakin olalım. Bir kişinin geride... Aa, Murat'ı bıraktığımız yer. Demek ki aynı şey. Aynı yerdeyiz ama bakalım ileriki seçimlerde... Dur bir saniye. Silvestre yavaş. Acele giden ecele gider. Uçmaktan korkar mısın? Bölümleri var. Ha, bundan sonraki ilk seçimde hatırlayacağım ve onu... Diğerini seçeceğim. Ödlek hemen de kabul et. Kes sesini. Emir emirdir. Yeter. Susun demiş. Hemen çıkın, ağırdan alın. Evet. Geçen sefer hemen çıktık arkadaşlar. Gece gördük o şeyi. Muhtemelen ağırdan alın da doğru sonucu bulabiliriz. Belki bilmiyorum. Görevin üzerinden bir daha geçelim. Zamanımız var. Biraz oyalanacaklar. Acele giden ecele gider. Göreve biraz daha odaklansınlar. Bilinen sebeplerden görev 3 kişi. Ha, Murat'ı geride bırakacaklar. Çok gizli bir şekilde ilerleyecekler. Çıkıyoruz. Herkes hazır. Son bir bilgi varsa gönderin komutanım demiş. İlerliyorlar şu anda. Ben diyorum acaba sessizliği kim bozar? Aksiyon yoksa sıkıcı oluyor. Ahmet evet, aksiyon arayan birisi. Sinan herkese muhalif. Mert dışında. Mert de zaten komutan olduğundan. Ne garip, böcek sesi bile yok. Buna tehlikenin sesi diyor. İçime doğdu diyor. Tehlike konusunda hislerim kuvvetlidir. Çok karanlık dağın etini görebiliyorum ama bildiğimiz dağ demiş. Bunu tehlikeli yapan ne acaba? Gece görüşü verdi. Lenslerine bir şey mi oldu diyor. Evet, 3 kere kontrol etmiştir. Cam kırığı ya da lens alakası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü arkama baktığımda sıkıntı yok.
Sonra Sinan da merak etti ne olduğunu. Bu nedir? Aynen farklı bir yöne baktığım zaman böyle bir görüntü yok demiş. Ne görüyorsunuz oğlum? Hareket var çok gördüm. Fısıltı fısıltı. Tim ne gördünüz? Tim sizi duyamıyorum. Ne gördünüz lan? He o şeyi gördüler. Aa. Yoksa aynı yeri mi seçtim lan acaba? O şeyi gördüyseniz yine mi öleceksiniz? Ahmet sanırım duaların kabul oldu. Neden komutanım? Çatışmadan nasıl geçeceğiz? Keşke sana engel olmasaydım. Dert etmeyin, o silahların etkili olacağını zannetmem demiş. Ha, çok etkili bir düşman bu sanırım. Bir şeyle karşılaştık, biri de olabilir. Temas kurmak istemiyoruz. Ahmet size görüntüyü göndersin. Ha, burada görüntünün olmaması lazım şimdi bakıyoruz. Aa, burada var. Demek ki resmen inceleyin, daha sonra onay verin. Tamam. Evet, demek ki öbür yolu seçmişim ve orada görüntü bozuk. Bu işte. Bu arkadaşlar. Bu şey, buna silah işlemez diyor. Merak etmeyin diyor. Şurada tepede duruyor bu. Ayrıca bütün görseller de şurada görülebiliyor. Koordinatları vermiş. Evet. Tehdit var, temas yok demiş. Bu şey ne olabilir? Orada bekliyor öylece. Allah Allah. İlginç. İnceledim. Tamam. Neymiş bir öğrenelim ya. Temas kurmayacağız. Çünkü temas kurunca bizi... Ahmet sence nedir? Bilmiyorum ama yakından bakmak istiyorum. Görevin durumuna aykırı, tavsiye etmiyorum demiş. Bence bir selam verelim demiş. Ahmet aksiyon arıyor her zamanki gibi. Komutanım siz ne düşünüyorsunuz? İncelemek için alıkoyun. Bu temas kurmak demek ve temas kurunca geçen bölüm ne olduğunu gördük. Gizlenerek atlatalım abi biz. Uygun bir kaçış yolu bakalım. Ahmet etraf taraf. Komutanı belli olmasa aynı şeyden bir tane daha var demiş. Ayşe yerini işaretledi. Saat bir yönde 1 km ötede. Biraz yüksekte gösteriyor. Bizi görme ihtimali var mı? Böyle bir ihtimal var. Sol ama orada bak ne diyor? Kaçırdım lan orayı. Tamam şöyle okuyabilirim. Bizi görme ihtimali var mı? O yönde gidersek böyle bir ihtimal var. Komutanım, dağın sol yamacına doğru ilerleyebiliriz. Ama orada en az bir tane daha bu garip şeyden var. Ya da biraz geri giderek dağın sağ tarafından ilerleyebiliriz. Bu da bize zaman kaybettirecek demiş. Emirlerinizi bekliyoruz. Ha, hangisini sen? Tehlikeli yoldan gidin. Zaman var, sağdan gidin. Şimdi tehlikeye atılsak mı ya? Ya da zaman var, sağdan gidin mi desek? Yani ağırdan al dedik başta. Zaman var, sağdan gidip desem ve ağırdan Allah uyumlu olur. Bu doğru yol olabilir ama Ahmet de tehlikeyi seviyor. Tehlikeli yoldan gidin lan. Atlatırsınız. Ahmet yolu göster. Sürekli tarama yapma hayatı önem arz ediyor. Birinin kucağına oturmak istemeyiz. Çok doğru dedin. Umarım başka yetenekleri yoktur demiş. Ne gibi komutanım? Gizlenmek gibi mesela. Ay ışığından gizlenebilir mi? Ha bu arada şunu durdurayım. Şey var arkadaşlar. Oyun güncellendi bu arada. Yeni bir güncelleme geldi. Bir yan görev eklendi. Yeni bir yan görev. Bu yan görevde Ay Işığı Tatbikatı. Ay Işığı Tatbikatı mı neydi adı? Öyle bir şey. Burada çoğu sesli bunun. %90'ı sesli. Yani seslendirmeli neyse. Burada Ay Işığı'nın bütün yeteneklerini birebir test edebiliyorsunuz yani senaryoda. Size bunları gösteriyor. Neler yapabilir, neler yapamaz. Nasıl kullanacaklar. Neleri atlatabilirler, neleri atlatamazlar. Vesaire bir böyle bir tatbikat içinde geçiyor görev. Onu da oynarsanız mesela en baştan hiç başlamadan onu oynarsanız Ayşe hakkında daha çok bilgi edinebilirsiniz. Onu da söylemiş olalım. Devam edelim. Evet, daha gizliyorlar. Bunu mu gizleyemeyecekler? Aha kaybol diyor. Hay şom ağzım. Aklıma gelen başıma geliyor. Bir daha kontrolüm yok. Millet elde olması lazım. Komutanım arkanda arkanda demiş öldürdü. Allah'ım ya. Mermiler işlemiyor. Geber pislik diyor. Kahrolası. Ve gittiler. Neler oluyor? Lan tehlikeli yolu seçtik gene.
Ay ışığı bağlantı yeniliyor. Sağlık kontrolü yapalım. Hayatı belirtiler kontrol ediliyor. Mert hayatı belirti yok. Sinan yok. Murat normal. Ahmet hayatı belirti yok. Murat normal çünkü geride kaldı. Tim'de başarılı bir son bulunuyor. Eğer başarılı sona ulaşmak istersen şimdi başka bir dönüm noktasına dönüp tercihlerini değiştirebilirsin ya da oyuna baştan başlayabilirsin demiş. Evet. Nerede şey yaptık? Acele vs yavaşta. He, ağır ol seçtik. Tam karşılaşmada tehlikeli yolu seçtik. Tehlikeli yolu seçtik. Neyi vardı başka? He, zamanı uzatıyorduk. Geç kalıyorduk ama sıkıntı yoktu. Onu seçecektik. Maalesef ki sıkıntı oldu orada. Bir dahaki bölümde karşılaşma kısmına dönüp tercihimi değiştireceğim ve oradan devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir son bizi bekliyor. Orada başka bir kötü son var mı? Veya doğru son orada mı? Ona bir bakacağız. Oyunun derinliklerine doğru ineceğiz. Bu karşılaştığımız yaratık bize sıkıntı oldu. Bu sıkıntıyı gidereceğiz. Bakalım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı, varsa fikrinizi belirtmek için yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar Ragnarok kanalında olun. Hoşçakalın.